Politik felsefe çalışması, Noyes Felsefe Atölyesi, bölüm 91, 2022-05-24. Politik alanda kullanılan kavramları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Bu en zor ve en özel işlerden biri. Çünkü burada herhangi bir kavramı kendi başına almak olanaklı değil. Az önce zor, şiddet, terör, güç gibi kavramları aldık ama bu kavramların politikayla, etikle, moral gelişimle, özgürlükle, insan haklarıyla, dünç özgürlüğüyle ve başka her şeyle bağlantısı var. Yani bu, evet, o yüzden burada önemli olan o dizgiyi kurabilmek ve o kavram bağıntılarını sağlamlaştırabilmek. Şimdi genel olarak etik, hak ve ahlak üzerine kurulu bir yaşam biçimi diyebiliriz ve Homo sapiens ortaya çıktığında, biyolojik evrim sürecinden ortaya çıktığında henüz herhangi bir kültür geliştirmemiş olduğu bir durumda potansiyel olarak kendi içinde, kendi yetilerinde bir şey taşıyor diyebiliriz. Etik yaşam biçimi, insan doğasına uygun, özgür yaşam biçimi. Burada hemen özgürlük kavramı girdi ve bu kavram kendi başına bir işe yaramıyor. O kavramı da o dizgesel kavramlar biçimine koymamız gerekiyor. Yani Homo sapiens'te başladığımız zaman, insan doğası dediğimiz zaman, potansiyel dediğimiz zaman bunun gelişmesi gibi bir problem karşımıza çıkıyor. Gelişme kavramını aldığımız zaman burada ona bağlayabileceğimiz ilk kavram istenç kavramı gibi görünüyor. İstenç kavramı kendi başına alınabilecek bir kavram değil. Usta bağıntı içinde, dünçle bağıntı içinde ve daha başka pek çok kavramla bağıntı içinde. Yani istenç kavramı etik yaşamın temel verilerini diyebiliriz. Çünkü istenç kavramı özgürlük olduğuna göre ve özgürlük insanın en özel yanı olduğuna göre ya da yani istenç ne kadar özelse özgürlük de o kadar özel diyebiliriz. Ama yine burada şey var, bir eşitsizlik var gibi görünüyor. Çünkü insanın duyguları da özel, saltık olarak özel, yani vazgeçilmeyecek ölçüde özel. İnsanın ussallığı da, usu da özel. Ve istence bu kavramlarla da ilişkilendirmemiz gerekiyor. Yani istencin usla ilişkisi nedir? İstencin insanın duysal, duygusal yanı ile ilişkisi nedir? Çünkü bu kavramlar şey gibi, ilgisiz gibi görünüyor ama duygu ve istenç kavramlarını aldığımız zaman doğrudan doğruya moral problemler alanına gidiyoruz. Çünkü genellikle moral problem dediğimiz problemler insanların duygusal yanları, dürtüsel, itkisel yanları ve ussal yanları ya da istenç, özgürlük yanları arasındaki çatışmayı ilgilendiriyor. Değil mi? Burada kavramları yani dizgesel olarak kullanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Etik, moral olmak zorunda. Yani etik ve ahlak alanlarını ve kavramlarını birbirinden ayırt etmek ve ya da bağıntılarını görmek önemli. Ya ayırmak doğru bir sözcük değil aslında. Ayırmak derken soyutlamayı demek istemiyoruz. Ama aradaki bağıntıyı görmemiz gerekiyor. Moral dediğimiz zaman duyunca anlamalıyız. Yani ahlak ya da moral terimleri, kavramları bizi duyunç kavramına götürmeli. Ve bunlar yine felsefeciler de aralarında olmak üzere kültür alanında şey kullanılıyor. Yersiz ya da rastlantısal, belirsiz olarak, bulanık olarak kullanılan kavramları. O bulanıklığı, belirsizliği gidermeniz gerekiyor. Onun için istenç ve duyunç kavramlarını, onlara dikkat etmek gerekiyor. Ve bunların usta ilişkilerine ve aynı zamanda insanın duysal, duygusal yanı ile ilişkilerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yani istenç ve duyunca insanın duygusal yanından ayırmanın hiçbir anlamı yok. Tam tersine soyutlama anlamına geliyor o ayırma ve
duygusal ve etkisel ve dürtüsel faktörlerden soyutlanmış bir istencin sözden başka bir önemi yok. Çünkü istencin önemi şeyde ortaya çıkıyor. İtkiler ve dürtülerle çarpışma içinde ortaya çıkıyor. İstenç insanın özgürlüğünü anlatıyor. İtkiler ve dürtüler insanın özgürlüğünü anlatmıyor. İnsanın zorunluluğunu anlatıyor. Moral problem burada şey, insanın ussal ve duygusal yanı arasındaki çatışmayı ilgilendiriyor diyebiliriz. Şimdi başlangıçta insanın ussal gelişmişliği en alt düzeyde diyebiliriz. Soyutlama yapalım. Homo sapiens ortaya çıktığı zaman doğa durumunda ilkin ama insanın doğa durumunda olması olanaksız. Çünkü insan tim, doğanın ötesi, doğanın üstü ve doğadan daha çoğu. Ve hemen o kendi tinsel yanını ortaya koymak zorunda. Çeşitli biçimlerde onu koy. Bilmiyoruz 300 bin yıl önce Homo sapiens hangi serüvenlere girdi, hangi yaşam biçimlerine girdi ama genel olarak o şeyde avcı toplayıcı olmak zorundaydı. Çünkü tarım yapmayı bilmiyordu. Yerleşik yaşam çok 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 sonra, 300 bin yıl sonra aşağı yukarı sonuçlarını göstermeye başladı. Belki daha erken gelişmeye başladı. Ama Homo sapiens kendine bir yaşam biçimi kurmak zorunda. Bu biçime etik dememiz gerekiyor. Çünkü özgürlük Homo sapiens'in karakteri, özü ve de özgür bir yaşam biçimi bunu formüle etmek önümüzde yani Homo sapiens'in bütün bir tarihsel sürecinin görevi olarak görünüyor. Yani tarih öncesinin işi değil bu. Tarih öncesi genel olarak şey, yerleşik yaşamı önceleyen ve taş devri diyebileceğimiz dönem. Yani taş devrinin şeyleri var. Aşağı taş, ortası, üstü falan bunlar arkeologlar tarafından inceleniyor. Oralarda henüz şey göremiyoruz. Etik yaşam belirlemeleri bulamıyoruz. Ama teknolojik şeyler, belli davranış kalıpları yerleşmeye başlıyor falan ve her şeye rağmen bugün bile Amazon'da tarih öncesini yaşayan topluluklar, kabileler görülebiliyor. Ama biz şimdi tarih öncesiyle ve arkeolojiyle fazla ilgilenmiyoruz burada. Yani gerektiği ölçüde ilgileniyoruz. Etik yaşam tarihin işi. Tarihin işi, tarih istencinin işi. Yani burada tarih derken politik tarih diye düşündüğümüz zaman o zaman özgürlüğün insanın kendi kendini yönetmesi demek olduğunu biliyoruz. Yani özgürlük dilediğini yapmak değil. Bir kere bu ayrım çok özel. Çünkü şey özgürlüğün insan doğasıyla uyum içinde olması gerekir. Ve de bu konuda yine bir problemler var. Libertarianizm denen şey örneğin bu şeyde uygulanıyor işte Greenspan planı da aralarında olmak üzere Amerika'da birçok politikacı tarafından uygulanan bir şey bu. Burada ussal olanın ötesine geçiliyor. Yani libertarianizm bireyciliğin dizginsiz olarak, sınırsız olarak serbest bırakılması anlamına geliyor. Şimdi böyle bir faktörle ya da böyle bir sınırsız keyfilik biçimine gelmiş, özenç biçimine gelmiş bir eğilimle etik yaşam bağdaşır mı? Etik yaşam oluşabilir mi? Etik yaşam için söyleyebileceğimiz şey özgür olması, ussal olması, istenç ve duyunç tarafından belirleniyor olması, evrensel insan haklarına uygun olması, bu tür genel kavramlar. Ve de bu konuda henüz süreç işliyor. Yani önemli olan burada sürecin işlemesiydi ve bu süreç genel olarak tabii ki tarihin kendisine yayılan bir süreç ama özellikle modern dönem bir dönüm noktası olarak görünüyor. Çünkü modern dönem, reformasyonla başlayan dönem, özgürlüğün evrenselliğinin bilincinin yerleşmeye başladığı moment olarak görünüyor. Yani reformasyon, şimdi burada yine tarih felsefesine dönmek zorundayız. Çünkü niye reformasyon, yani özgürlük, evrensel özgürlük ya da evrensel insan hakları niye reformasyonla bağlı? Bunu
yapabilir miyiz? Bunu da epeyce konuştuk. Yani onlara dayanarak şey diyebiliriz. Reformasyon Avrupa'da o nüfus üzerinde tüm dışsal yetkiyi ortadan kaldırma noktası olarak görülebilir. Çünkü Avrupa'da şeydi, Katolik, Hristiyan Katolik Kilisesi ya da Roma Katolik Kilisesi denen kurum şeydi, bir yerde aynı zamanda kendini bir dünya egemeni olarak görüyordu. Öte dünyanın ve bu dünyanın egemeni olarak görüyordu ve bütün bir nüfus üzerinde kendi kültürünü dayatıyordu, kendi o örgüt yapısını dayatıyordu ve orada etik yaşamın gelişimi olanaksızdı. Çünkü kilisenin planına göre papalık başta olmak üzere Vatikan tüm dünyanın egemeni olacaktı. Burada en azından şey var, insanı yönetmesi koşulu var ve bu şeye aykırı, evrensel insan haklarına aykırı ya da evrensel özgürlük kavramına aykırı. Reformasyon ya da protestanlık bunu ortadan kaldırdı. Burada niye başka yerde olmadı diye soruyoruz. Asya'da olamazdı çünkü Çin imparatorluk kültüre kapanmıştı, kilitlenmişti. Hindistan'da şey vardı, kast dizgesi vardı. Bu kültürler zaten katılaşmış, donmuş, gelişmeyen, değişmeyen, yalıtılmış büyük ölçüde dünya tarihinden yaratılmış kültürlerdi. Yani Çinlilerin ve Hintlerin tabii ki şey ilişkileri vardı. Batı ile yani Roma kültür alanıyla ama bu şeydi. Yani ipek böceği, barut, kağıt gibi faktörlerin ötesine geçmedi ve şeyi biliyoruz. Yani Asya'da, Çin ve Hindistan'da herhangi bir felsefi gelişim, daha sonra Batı alanında gördüğümüz bilimsel gelişim, sanatsal gelişim oralarda yaşanmadı. Politik olarak da hiçbir değişim olmadı. Yani en azından orada şey yapabiliriz. Sağlam bir nokta bulduğumuzu düşünebiliriz. Çünkü 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman Çin İmparatorluğu 2500 yıl önce neyse o şekilde varlığını sürdürüyordu ve aynı şey Hindistan için de geçerli. Yani reformasyonun Avrupa'da modern dönemi başlattığını söylemek şey değil. Çok büyük bir yanlışlık olmayacak. Yani yanlış anlaşılabilir ama gene de şey, reformasyon Avrupa için edimsel bir şey getirdi. Yenileşme süreci başlattı. Osmanlılar var Avrupa'nın o gelişimi karşısında ele alınması gereken. Osmanlılar hem Avrupa içindeydiler hem de asyetik kültürlerden ayrıydılar. Yani İslamik kültür Osmanlıları ne kadar tanımlıyordu o şey? Orada önemli çözümlemeler gerekiyor. Ama onun dışında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın modernleşmesine takıldı, ona katıldı. Yani kendisi o konuda öncülük yapmadı ve yapabilir miydi diye de sormuyoruz. Çünkü orada İslam'ın karakteri onu ele almak gerekiyor, ona bakmak gerekiyor. Çünkü Osmanlı dininin bir bileşeni İslam diniydi, İslamik inanç biçimiydi. Avrupa'ya baktığımız zaman Osmanlıların karşısında Katolik bir Avrupa duruyordu. Yukarıda Ortodoks Rusya vardı ve de henüz Protestanlık yoktu. Ve Protestanlık ortaya çıktığı zaman Osmanlıların tutumu Protestanların yanında yer almak oldu. Çok güçlü bir şekilde ve belirgin bir şekilde. Çünkü yani bu şey değil, askeri çıkarlar ya da politik beklentiler falan böyle şeyler de açıklanacak bir şey değil. Çünkü Avrupa beklenti içindeydi o sıralarda. Yani Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda Avrupa'nın en güçlü devletiydi. Avrupa'dan bir şey bekleyecek bir durumu da yoktu. Ve Osmanlılar Müslüman oldukları için Protestanların yanında yer aldılar ve Protestanların kendileri de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı göreli olarak şeydiler, duygudaş idiler. Çünkü Katolik Kiliseyi, Papalığı Antikrist olarak görüyorlardı. Yani Hristiyanlıkla bir ilgisi olmayan, Hristiyanlığa düşman bir yapı olarak görüyorlardı. Ve din kavramına baktığımız zaman
Aslında bugün bile aynı şey tablo geçerli. Din kavramıyla karşılaştırdığımız zaman Katolik, Roma Katolik Kilisesi denen kurum din kavramıyla hiçbir biçimde uyum göstermeyen ya da ona uymayan bir yapılanmaydı. Moral yerilik, bugün de görünüyor dedim, ölçü sözdü ve din kavramı, yani Papa'nın insanlığı yönetmesini kapsamıyor. Din kavramı, şimdi din kavramını anımsayın. Din kavramı üçlülük olarak düşündüğümüz zaman insanın özgürlüğünü kapsıyor. Yani insanın insan tarafından yönetilmesi din kavramına uymuyor. Din kavramında yani Tanrı, Tanrı'dan başka ne var din kavramında? Yaratılan doğa var değil mi? Ya da İsa var. Burada İsa'yı sonlu bir insan olarak görmek doğru değil. Yani İsa şey, aynı zamanda insan yanında olan bir varlık. Ama Tanrı ile bir olan bir varlık. Ve de eğer burada insan Tanrı ile bir görülüyorsa, kavram gereği böyleyse, çünkü Tanrı ancak Tanrı'yı yaratabilir. Eğer kendi başkasını yaratırsa, kendisi bir olmayan başkasını yaratırsa, Tanrı tanrısal sonsuzluğu ortadan kaldıracak. Tanrı'nın Tanrı'yı yaratması gerekir ve İznik Konseyi'nin kararı da buydu, değil mi? Hatırlıyorsunuz. İsa'nın ve babasının aynı töz olduğuna karar verdiler. Ve bu durumda eğer İsa'yı insanın temsilcisi olarak, insanın simgesi olarak alırsak, o zaman orada insan Tanrı'yla bir oluyor ve Tanrı'yla bir olan bir varlık ancak özgür olabilir. Ancak Tanrı kadar güçlü olabilir. Tanrı'nın kulu olmaz. Tanrı ile eşit olan baba ve oğul arasındaki ilişki, kulluk ilişkisi olamaz. Eşitlik ilişkisi olabilir. Ve o durumda babanın oğula egemen olması, onun üstünde olması, onun üstünde güç olması, bunlar Yahudilik ve Müslümanlıkta görülen faktörler. Hristiyanlıkta böyle bir şey yok, eşitsizlik yok. Reformasyon din kavramını özgür bıraktı diyebiliriz. Katolik kilisenin elindeki şey, yalancı din görünüşünü reddetti. Bütünüyle reddettiler. Yani Katolik kilise yapısı, Papa'dan törenlerine kadar, ayinlerine kadar her şeyini din kavramına aykırı bir yozlaşmayı temsil ediyordu. Şimdi bu da yeterli değil. Çünkü Katolik kilisenin denetiminden kurtulmak, gelişmek için yeterli mi? Hayır. Gelişmek için gerekli olan şey o özgür kültürün tarihsel gelişimin birikimini kullanma olanağı. Germenler bu şeyi protestoyu yaptılar. Katolik kiliseyi reddeden Germenler oldular ve Germenler zaman içinde, hemen değil ama bir süre içinde bütün bir uygarlık birikimini aldılar. Yani önce Müslümanlardan aldılar. Bu şey değil. Objektif bir şey ve kendileri de bunu biliyorlar. Çünkü Latinceden önce Arapçayı öğrendiler. Birçok felsefe metni, eğer Wikipedia'ya bakarsanız göreceksiniz. Öklides'in elementlerini bile Arapçadan Latince'ye çeviriyorlar. Yani orada şey önemli. Yalnızca klasik şeye bağlı klasik Yunan ve Roma temellerine dayanmamaları ama Arabik de İslamik devlet, İslamik kültür tarafından ya da İslamik uygarlıklar tarafından geliştirilen birikimi de kullanmaları önemli. Sonuçta Germanik Avrupa bir taraftan iç özgürlük kazandı. Bir taraftan bütün bir uygarlık birikimini, kültürel birikimi özümsemeye, almaya başladı. Bunların üzerinde aynı zamanda bir şey de yoktu. Monarşi de yoktu. Yani reformasyon yapıldığı zaman
16. yüzyılın başlarında 1500'lü yıllarda Kutsal Roma İmparatorluğu var şeyde Avrupa'da. Kutsal Roma İmparatorluğu kağıttan devlet. Herhangi bir askeri gücü olmayan, herhangi bir politik gücü olmayan bir şey yapılanmak, bir konfederasyon, Germanik konfederasyon. O arada Batı'da, Fransa'da bir devlet gelişimi, güçlenmesi başladı erken bir tarihte. O Fransa Katolik'ti. Yani onlar da burada bu tablo içinde yerleştirmemiz gereken faktörler. İngiltere'nin o sıralarda henüz bir şeyi çıkmıyordu, sesi çıkmıyordu. Yani çok daha sonra geldi. Hollanda ondan çok çok daha önemli Avrupa'da kültürel gelişim açısından. Avrupa'nın evrensel özgürlük bilincini kazanması orada politik gelişimi getirdi. Yani şey dedim, Avrupa'da Kutsal Roma İmparatorluğu herhangi bir politik yapıyı temsil etmekten uzaktı. Çünkü aynı zamanda orası feodal bir yapıydı. Ve o yapı daha yüzyıllarca sürdü. Yani Reformasyon'un başlaması şey değil, bir anda Protestanlığın tam kimliğini kazanması demek değil. Onun yüzyıllar gerekti. Yani 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçerken o süre içinde o yaklaşık 100 yıl kadar orada iki tarafta aşağı yukarı aynı kültürü paylaşıyorlardı. Yalnızca birbirlerine nefret de ayrılıyorlardı. Yani o nefret yüzünden uzunca bir dönem orada iç savaş yaşandı bir tür. Yani Germanik nüfus kendi içinde iç savaş yaşadı ve 30 yıl savaşlarında Avrupa nüfusunun önemli bir bölümü telef oldu. Bu şey yani Reformasyon'un başlangıcıyla Martin Luther ve başkalarıyla birlikte Avrupalılar bir anda düzgün insanlar oldular diyemeyiz. Onların kendileri şeydiler. Henüz boş inançlar içinde yaşayan kitlelerde yurttaş toplumu çok çok daha sonra gelişmeye başladı. Ama gelişmeye başlamanın yolu açıldı. Yani Katolik Kilisenin otoritesinden kurtuldu bir yandan. Öte yandan zaten üzerinde bir devlet yetkisi, bir imparatorluk yetkisi yoktu o nüfusun ve özgürce gelişti Germanik nüfus o açıdan. Bunlar önemli değil mi? Ve aynı zamanda da önünde şey duruyordu. Bütün bir kültürel birikim, Batı dünyasının bütün bir kültürel birikimi duruyordu. Yani Yunanların, Romalıların ve Arap dilinde yazan birçok şeyin, etnik grubun. Ve bunları değerlendirme olanağı buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda İslamik faktörden ötürü kulluk dini egemendi ve kullar özgür insanlar olmadıkları için özgür eylem yapamadılar. Onu protestanlar yaptılar ve şimdi politik süreç nasıl gelişti? Politik süreç yurttaş toplumunun ortaya çıkmasını getirdi. Önemli olan bu. Yani eğer bir insan Roma Katolik Kilisesi'nin yetkisinden kurtuluyorsa, onun üzerinde feodal yetkiyi de üzerinden atıyorsa ve de monarşiyi de tanımıyorsa demokrasiye yönelmek zorunda. Ya şöyle diyebiliriz. Protestanlık insan özgürlüğünü ve evrensel insan hakları kavramını kapsadığı için monarşiyle doğrudan doğruya çatışır ve bir uyumsuzdur, geçimsizdir. Ve bunun yine en çarpıcı görgül örneğini Püritanlar gösterdiler. Onlar yeni dünyaya giden Püritanlar. Özellikle İngiltere'den gittiler. Yani sadece İngilizler gitmediler. Hollanda'dan da gidenler oldu. Ve Almanya'dan, İskandinavya'dan başka pek çok yerden gidenler oldu. Ama oraya giden Püritanlar ne kraliyet götürdüler ne feodalizm götürdüler. Oraya hiçbir şey götürmediler. Oraya yalnızca kendilerini götürdüler ve eşitler olarak götürdüler. Yani orada kendi aralarında bir sınıf ayrımı yoktu, bir şey ayrımı yoktu ya da bir etnik ayrım yoktu. Şey ayrımı daha özel. Yani orada boş inançlarla birlikte şey ayrımı da gitti tabii. Şimdi Püritanlar da Amerika'ya 17. yüzyılda gittiler. 17. yüzyılın kültürünü
düşünmek kolay değil. Yani o insanlar bilim insanları değiller, felsefeciler değiller. Sadece İncil okuyorlar ya da büyük ölçüde İncil okuyorlar ve boş inançlar içindeler. Ve o insanlar oraya belli bir planla gitmediler. Yani orada yaşamak için gittiler. İngiltere'deki Anglikan kiliseden, kraliyetten kaçmak için gittiler. Ve orada dediğim gibi ne feodalizm vardı ne kraliyet vardı ve o reformasyonun yarattığı dinsel inanç özgürlüğü ortamının neye götüreceğini göstermek için yeni dünyadaki koloniler bir yerde kanıt verdiler. Yani orada ancak demokrasi gelişebilirdi ve öyle oldu. Avrupa'da demokrasinin gelişmesi çok daha şey oldu. Çok daha problemli oldu. Çünkü Avrupa'da monarşiler güçlüydüler. O monarşiler işte İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da daha sonra orada o insanların kültüründen temizlenmediler. Yani bugün bile İngiltere zaman zaman bir kraliyet gibi gösteriyor kendini. Birçok Avrupa ülkesinde yani bir düzine kadar ülkede bugün en azından şey olarak formal olarak monarşiler yürürlükte ya da hüküm sürüyor ama tabii ki bunlar şey değil, sembolik değerdeler. Ama yine de insanların o geleneklerinin Avrupa'da temizlenmesi çok daha zor oluyor ve çok daha geç bir süreç. Amerikalılar zaten baştan oraya o gelenekten kurtulmuş olarak gittiler. Yani Amerika'nın gelişmesinin açıklaması da bunda yatıyor. Orada herhangi bir şekilde kraliyetten, feodaliteden, boş inançlardan gelen böyle ağır bir baskı, ağır bir engelleyici faktör yoktu ve demokrasiyi uygulayarak öğrendiler, yaparak öğrendiler. Tarihsel süreç etik bir erek taşıyor. Yani etik erek için şunları söyleyebiliriz. Evrensel insan hakları, özgürlük, bilinç özgürlüğü. Bunların hepsinin evrensel olması gerekiyor. Yani bilinç özgürlüğü orta çağlarda ya da Katolik, Roma Katolik Kilisesi'nin egemenliği altında olmayan bir şeydi. Orada insanlara doğruyu ve eğriyi, haklıyı ve haksızı ne yapıp ne yapmayacaklarını kilise söylüyordu. Orada onların moral yargıda bulunma olanakları yoktu, gereksinimleri yoktu bir yerde. Çünkü kilise onlara hazır olarak veriyordu o şeyleri, moral norm, ölçütleri ve de ona göre yaşıyorlardı. Ve tabii ki kilisenin verdiği şeyler, normlar aslında insan doğasına uygun olmayan normlardı ve kilise sık sık doğrudan doğruya dolandırıcılık, yalancılık, hırsızlık falan yapıyordu. Yani başka pek çok şeyin yanında, etik dışı ve ahlaksız davranışın yanında. Şimdi tarihin gelişimin ereği etik yaşam ve etik yaşamın ne olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Yani insanın insanı yönetmesinin ortadan kalkması ilk başı. Orada insan kendi kendini yönetmek durumunda ve özgürlüğün anlamı bu. Yani özgürlük yönetilmemek değil. Çünkü insan kendini yönetmiyorsa onu dürtüleri, içgüdüleri ve itkileri yönetmek zorunda. Moral problemi burada yerleştirebilirsek çok iyi olacak. Yani moral problem insanın doğal yanıyla tinsel yanı arasındaki uyumsuzluğu ilgilendiriyor. Orada tam uyumsuzluk, uyum sağlanabilir dememiz gerekiyor aynı zamanda. Yani insanın moral yanı duyunca onun doğal yanını ezmek zorundadır diyemeyiz. Bu saçma olur. Tam tersi insanın içgüdüsü, duygusal yanı, doğal yanı bütünüyle insan doğasının bir parçası ve onu insan doğasından söküp atmak bu saçma sapan bir şey olur. Ama dürtüler, itkiler, içgüdüler eğer onlar insanı yönetmeye başlıyorsa, değil mi? O zaman orada
İnsanın başı dertte demektir. Çünkü insan hayvan değil. İnsanın içgüdüleri insanı yönetmeye başlarsa ne moral yaşam kalır, ne etik yaşam kalır. Doğa yaşamına geri döner insan. Çünkü içgüdüler şey değiller. Us tarafından belirlenmeyen doğal kaynaklı güdüler diyebiliriz. İçgüdüleri, itkiler, dürtüler. Değil mi? Bunlar şey sanırım yeterince açık. Yani moral problem insanın doğal yanının denetlenmesini ilgilendiriyor. Çünkü içgüdü insan doğasının bir parçası ama içgüdüyü eğer sınırsız olarak serbest bırakırsak o zaman doğa yaratığından, hayvandan bir farkımız kalmaz. İtkiler için, dürtüler için de aynı şey geçerli. Dürtü geldiği zaman kendisi geliyor. Onu istenç ya da duyunç gibi bilinçli bir düşünme sürecinin sonucunda belirlenmiyor. İçgüdüler, itkiler, dürtüler bunlar kendiliğinden gelen doğal güdüler diyebiliriz. Ve de bunlar eğer insan kendini yönetmiyorsa başka bir yandan bu doğal dürtülerinin, güdülerinin yönetimine teslim oluyor ya da onlara boyun eğiyor demektir. Ve Spinoza'nın Etika'da incelediği önemli noktalardan biri bu. Çok önemli. Yani insan doğasının, insan özgürlüğünün ne olduğunu anlamak için Spinoza en iyi yazarlardan biri. Moral problem burada çıkıyor. İçgüdüyü öldürmüyor, içgüdüyü söndürmüyor, bastırmıyor. İstenç içgüdüyü yönlendiriyor, engelliyor ama baskılamıyor. Freud'un baskılama dediği şey istencin işlevi değil. İstenç eğer içgüdüyü durduruyorsa o içgüdü şey yapmıyor, körelmiyor ya da baskılanmış bir kipe geçmiyor. Bilinçsiz olarak durdurulursa o baskı oluyor ve onun psikanalitik çözümlemeye şimdi girmeyelim, belki daha sonra girebiliriz. Ama içgüdünün, dürtünün, itkinin yönetilmesi gerekiyor ve istenç ve duyunç o işi yapmak zorundalar. Yani us yapıyor. Bir şeyin içgüdüsel bir davranışın nerede yanlış olacağını biliyor. Hepimiz biliyoruz. Dürtüsel bir davranışın nerede yanlış olacağını, nerede haksızlığa yol açabileceğini hepimiz biliyoruz. Hırs faktörü, örneğin bu popüler bir terim. Hırs iyidir. Hırs iyi ya da kötüdür diyemeyiz. Çünkü hırs doğal bir kaynaktan geliyor, değil mi? Hırs insan bilinçli olarak hırslı olamaz. Hırslı insan onun bilinçaltı diyebiliriz. Bilinçaltı kaynakları var hırsın. Onun güdümünde davrandığı zaman pekala haksızlık yapabilir, yanlışlık yapabilir ve yapmasam daha iyi olacaktı diyebilir. O yüzden onun da yönetilmesi gerekiyor. Ve bu işte yine istenç ve duyuncu yapıyor. Çünkü hırs kör. Kendi başına insanı yönetmeye kalkarsa o insan moral problemler yaşayabilir ve başkalarına haksızlık ve kötülükler yapabilir. Şimdi insanın kendini yönetmesi bir yerde bu. Kendi doğal dürtülerine karşı üstünlük kazanması, özgürlük kazanması. Doğal dürtüler özgür değil. İstenç özgür. Öte yanda bu insanın kendini yönetmesi, onu başka insanların yönetmemesi anlamına geliyor. Burada ergenlik öncesi çocukların durumunu tekrar şey yapmıyoruz, ele almıyoruz. Moral gelişim evresi falan ve onların yani şu andaki bütün çözümleme diyebiliriz. Yetişkin insanlar düzleminde gidiyor. O yüzden onlara girmeyeceğiz. İnsanın kendini yönetmesi onun özgürlüğü. Yani yönetilmemek özgürlük değil. Doğal dürtüler tarafından yönetilmek o da kölelik. Özgürlük, gerçek özgürlük insanın kendini yönetmesi. Yani neyin haklı olduğuna, neyin doğru olduğuna kendisinin karar vermesi ve bunu dünya tini olarak yapması. Şimdi etik yaşamın ereği böyle görünüyor. Yani çünkü kültürel biçimler, tinin aldığı kültürel biçimler bunlar değil. Kalıcı yapılar değil. Hepsi geçici yapılar, sonlu yapılar ve insan doğasına
uymayan şekiller. Hegel teni görüngü biliminde ve tabii ki asıl olarak tarih felsefesinde bu şekilleri incelemeye çalışıyor ve güzel incelemeler yapıyor. Yani teninin görüngü bilimi bütünüyle bir kültürel süreç çözümlemesi değil ama orada kültürün ne olduğu konusunda güzel çözümlemeler var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Yani tarihsel süreç her şeyden önce süreç olmalı. Süreç Asya'da öldürüldü. Çin ve Hindistan'da bir süreçten söz etmiyoruz. Orada hiçbir şey sürmüyor. Orada her şey anka kuşu gibi. Ölüyor, yeniden oluyor. Ama aynı şekilde. Aynı şekilde. Bin yıl. Bir bin yıl daha. Bir bin yıl daha. Böyle bir yenileme ve yerinde sayma var ve yerinde sayma durumuna süreç diyemeyiz. Süreç şeyde oldu. Sümerler'de başlayan tarih bölgesinde oldu ve o bugün de devam ediyor ve geri kalan yer oradaki gelişimler dünyanın geri kalanını yani Asyatik kültürlere de bulaşıyor gördüğünüz gibi. Şimdi insanın kendini yönetmesi, etik yaşamın özel koşulu. Yani özgürlüğün anlamı bu, istencin anlamı bu. Ama burada küresel ölçekte düşünmemiz gerekiyor ya da dünya tini ölçeğinde düşünmemiz gerekiyor. Ve de burada şeyi görüyoruz, tarihsel süreçte kültürel gelişim her yerde aynı şekilde gitmiyor. Yani Asya'yı bir tarafa bırakalım. Batı'nın kendi içinde de şeyler var, kültürel ayrışmalar, ayrımlar var ve olması gerekiyor. Bu başka türlü olamaz. Yani iyidir ya da kötüdür demenin bir anlamı yok çünkü. Örneğin Mezopotamya'da gelişen kültürle Germanik dünyada, Kuzey Avrupa'da gelişen kültür birbiriyle bağlantısız, hemen hemen hiçbir ilişki yok aralarında uzunca dönemler boyunca ve de farklı olacak. Bunların yine özel çözümlemeleri hem antropolojiyi ilgilendiriyor hem de tarih felsefesini ilgilendiriyor. Bunları bilmiyorum, zaman içinde önümüzdeki süreçlerde, dönemlerde insanlar yapacaklar. Gelişimin eğer dünya tinini Homo sapiens kökenli kabul edersek ki öyle, o zaman insan doğasının evrensel olması gerekir ve insan doğasının evrenselliği etik yaşamın kendisinin evrenselliğini getirir ve öyle görünüyor. Yani realitede bize bunu göstermeye başladı diyebiliriz. Çünkü küreselleşme denen şey bunu anlatıyor. Yani küreselleşme sadece birbiriyle binlerce kilometre uzaktan telefon konuşmaları yapmak ya da video görüşmeleri yapmak falan değil ya da oraya buraya mal satmak değil. Küreselleşme etik yaşamın küreselleşmesi olmak zorunda. O da politik olarak demokrasinin tüm küreyi örtmesi anlamına geliyor ve süreç bu yönde gelişiyor. Real olarak böyle gelişiyor. Yani pek çok ülke, şey Asya'da bile gördüğünüz gibi Japonya, Tayvan, Güney Kore, Singapur, başka var mı? Bunlar demokrasiye döndüler, zorla döndürüldüler. Japonya Amerika'nın gücüyle döndürüldü. Tayvan yeni yeni demokrasiyi anlayacak bir uygarlık ve olgunluk düzeyine gelmeye başladı. Yok. Çünkü başlangıçta Çin'den, kıta Çin'inden hiçbir farkı yoktu. İki tarafta despottu. Kore için de aynı şey geçerli. Bunlar Batı'nın gücüyle, Batı'nın etkisiyle demokrasiye döndüler ve şimdi onu korumak için ellerinden geleni yapmayı söz veriyorlar. Japonya, Tayvan'ı Amerika ile birlikte savunacak. Japonlar çok korkunç durumdaydılar biliyorsunuz 1940'lara kadar ve ondan sonra bir anda iyileşmediler. Ama aradan 50-70 yıldan uzun bir süre geçti ve 70 yıl boyunca Japonlar demokrasiye doğru eğitildiler. Ruslar 70 yıl boyunca Şubat devrimindeki o kısa demokratik dönemden sonra demokrasi denebilecek ne varsa onların tümünden yoksun bırakıldılar ve şu anda Ruslara göre Ukrayna'da Nazilere karşı savaş veriyorlar. Putin buna inanıyor ve Rus
halkını buna inandırabiliyor. Yani demokrasi şey yapabiliyor, despotik bir kültüre dayatılabiliyor bu şey. Türkiye için de buna benzer, belli ölçülerde buna benzer oldu. Yani Japonya gibi olmadı. Türkiye kendi içinden demokrasiyi kendine dayattı. Ama Japonya ABD'nin gücüyle demokrasiye döndü. Türkiye'de Osmanlılar demokrasiye değmeye başladılar, demokrasiyle tanışmaya başladılar. Ve de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar onlar oldular ve Anadolu'ya demokrasiyi kabul ettirmeye çalışıyorlar, öğretmeye çalışıyorlar. Çünkü Anadolu şey değil, yani o kulluk dinini henüz üzerinden atmış değil, Cumhuriyet'in başında hiç değildi. Şimdi kendi kendini yönetme bu şey. Din kavramı açısından bakarsak buna, az önce daha geniş olarak girdik ama özet olarak toparlarsak, din kavramı açısından bakarsak, Müslümanlıkta eşitlik tanındığı için insanın insana egemenliği gibi bir faktör yok. Müslümanlıkta herhangi bir kutsal ya da yüksek ya da otoriter bir din adamları sınıfı yok. Böyle görünenler, kendilerini böyle gösterenler, bunlar Müslümanlıkla ilgisi olmayan insanlar. Yani bir insan kendine dede diyorsa, şeyh diyorsa, molla diyorsa ve başkaları üzerinde tanrısal bir güç uygulamayı istiyorsa ya da uygulamaya çalışıyorsa, o zaman o insan şey değil. Her şeyden önce Müslüman değil. Çünkü Müslümanlıkta yok şey. Yani kutsal bir din insanları sınıfı yok. Muhammed'in kendisi normal bir insandı. İsa gibi olduğunu söylemedi Muhammed. Normal bir insan olduğunu söyledi. Değil mi? Yani orada eşitlik dini var ve halifeler de seçimle atandılar. Ve o zamanki seçim insanların o özgürlükleri, istençleri, moral gelişmişlikleri, kültürel gelişmişlikleri her neyse o kadar o bile yetti ve orada bir tür oylama sonucunda halifeler belirlendiler. Değil mi? Yani bazı demokrasi bile diyorlar buna ki belli bir ölçüde. Yani demokrasi eğer seçime indirgenirse, oy kullanmaya ilgili indirgenirse tabii ki demokrasi. Ama o anlamda demokrasi Sümerlerde de var. Orada da pek çok şey böyle belli kurullara danışarak kararlaştırılıyormuş. Yani Sümerler hakkında onlarda bile böyle bir proto demokrasi denebilecek bir şey var, politik yapılanma var. Şimdi İslamik kültürde şey yok, eşitsizlik yok, yani politik eşitsizlik yok. Çünkü şey yok, tanrısal olarak güçlü bir insanlar sınıfı yok. Yani erkeklerin kadınlar üzerinde güçlü olması, bunlar kültürel faktörler. Dinsel faktörler olarak görmek bunları doğru değil. Eğer dersek ki Müslümanlıkta kadın erkek karşısında zayıf durumda, ikinci durumda, aynı şey Hristiyanlık için de söylenebilir. Hristiyanlıkta yani Yeni Ahit'te bile şeyler var. Dehşet verici eşitsizlik bildirimleri var. Özellikle Paul tarafından kadınlar hakkında söylenen şeyler son derece şey, insanlık dışı ama onlar pozitif faktörler olarak yani kavrama ait olmayan dışsallıklar olarak bir tarafa atılabiliyorlar. Politik olarak böyle ve Avrupa'da da şey yani asıl Hristiyanlık Protestan ülkelerde işleyen Hristiyan. Buralarda politik gelişme demokrasiye dönmek zorunda. On dakikamız var. Eğer şey varsa yani eline geldiği kadar toparlamaya çalıştım ama değinmediğimiz pek çok kavram var. Şimdi demokrasi yurttaş toplumuyla birlikte giden şey. Yani demokrasi, Atina demokrasi dendiği zaman aslında eğer demokrasiyi evrensel insan haklarıyla birleştirirsek Atina demokrasi demememiz gerekir. Çünkü Atina demokrasi sadece erkek yurttaşların demokrasiydi. Orada köleler ve kadınlar için demokrasi yoktu.
Ama demokrasi böyle yani o kavram realitede şey değil, henüz bütünüyle kendini edimselleştirmiş değil. Bunu biliyoruz ve Avrupa'da da modern dönemin başlarında da olan şey buydu. Orada da devrimler yapılıyordu, kraliyetler devriliyordu Fransa'da falan. Ama seçime giren yurttaşlar yine erkeklerden ve mülkiyet sahibi erkeklerden oluşuyordu ya da vergi veren erkeklerden oluşuyordu. Yani yine de orada artık kraliyetin olduğundan kraliyetin yerine bir tür demokrasi, ön demokrasi gibi bir yapılanma başlamıştı ve yurttaş toplumu gelişiyordu. Yurttaş toplumu için önemli olan şey gelişme. Ve o şey başka türlü onu yani yurttaş toplumunun gelişmesi aynı zamanda demokrasinin gelişmesi demek, devletin gelişmesi demek, politikanın gelişmesi demek. Politika yurttaş toplumunun işi. Kavramına uygun olarak baktığımızda yurttaş toplumunun işi. Monarşik dönemde ya da ön modern dönemde politikayı imparatorlar, krallar, padişahlar onlar yapıyorlar ve başka türlü olamaz çünkü yurttaş toplumu yok. Yani yurttaş toplumu politikanın gerçek sahibi ise henüz o monarşik süreçte milletler var. Osmanlı'nın milletleri var. Başka yerlerde halklar var. Ve bunlar şey, yönetilme gereksinimde duran kitleler, yığınlar ve orada şey, demokrasiden söz etmenin bir anlamı yok. Olanaksız demokrasi. Şimdi soru yoksa o zaman anlatım özgürlüğü ile ilgili soruyu buraya bağlamaya çalışabiliriz. Anlatım özgürlüğü neyin anlatılacağını ilgilendiriyor her şeyden önce. Ne anlatacağız? İnsanlara demokrasiyi, yurttaş olmanın ne demek olduğunu bunları anlatmaya çalışacağız. Yani bunu anlattığımız anda bununla ilgili pek çok tikel sorun da kendini ortadan kaldıracak ya da kendine bir çözüm bulacak. Yani örneğin şiddet konusunu ele alırken yurttaşlık kavramı bağlamında bu sorunu şey yapabiliriz, çözebiliriz. Yurttaşlar eşit insanlar oldukları için, özgür insanlar oldukları için, her biri ötekinde özgürlüğünü bulduğu için ve bir oldukları için bunların arasında güç eşitliği de var. Yani her bir yurttaş güçlü. Gerçek anlamda güçlü ve de egemen denebilecek anlamda güçlü. Çünkü eğer yanlış anlaşılmazsa şey diyebiliriz. Modern devletin ilkesi yurttaşın egemenliğidir. Çünkü devletin egemenliği denen şey yurttaşın istencinin anlatımı olmak zorunda. Şimdi bu kadar güçlü olan yurttaşların aslında güç ile hiçbir işleri yok. Çünkü herkesin güçlü olduğu yerde hiç kimse güçlü olamaz. Yurttaşın gücü despotlara karşı dönmek zorunda. Ve despotlar içeride ya da dışarıda olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi dolayısıyla şiddet gücün uygulanmasında zor gerektiği zaman kullanılacak olan bir faktör olabilir. Yani zor kime uygulanıyor? Zor Hegel tüze felsefesinde bunu çözmeye çalışıyor. Orada zor uygulayana uygulanır diyor. Yani yurttaşa zor uygulaması anlamsız, gereksiz. Ama eğer birine zor uygulanıyorsa yurttaş toplumunda o kişi kendisi zor uyguladığı için o zor uygulamayı hak ediyor demektir. Yani bir yasayı çiğnediği için, bir haksızlık yaptığı için bir tür orada insan haklarına aykırı bir şey yaptığı için ceza görecektir ve o nedenle zor uygulanabilir ona. Orada şiddet de gerektiği olabilir. Ama bu şeyin işi, yasanın işi ve devletin işi ve egemenin işi. Yani tekil yurttaşın işi değil, güvenlik kuvvetlerinin işi ve şiddeti ya da zoru uygulayacak olan görevler var. Onlar da yurttaş. Onlar da kendi başlarına o işi yapmıyorlar. Yasa egemenliğini işletme adına yapıyorlar. Zor uygulamasını. Orada şiddet gerekebilir. Yani polis şey yapabilir. Gerektiğinde şiddete başvurabilir. Değil mi? Bu şey değil. Yasalara aykırı bir şey ya da etik dışı bir şey değil. Yani
Şiddeti savunmak sözel olarak savunuyorsa, yani onlara yurttaş kavramını anlatmak gerekir. Şiddetin kötü olduğunu söylemek yerine yurttaşın ne olduğunu söylemek gerekir ve yurttaşlar arasında şiddet ilişkisinin ya da güç ve zor ilişkisinin olmadığını anlatmak gerekir. Çünkü hepsi evrensel insan haklarını tanıyorlar, yasa egemenliğini tanıyorlar ve orada eğer bir problem çıkarsa onu yasal yollarla çözmeye gidiyorlar. Şiddet ya da zor yoluyla değil. Dolayısıyla yurttaş toplumunun kendi içinde şey yok. Bir şiddet sorunu ya da güç sorunu, zor sorunu yok ve onu ancak despotik kültürel kimlik taşıyan insanlara karşı uygulayabilir ya da orada problem çıkabilir. Sanırım o konuya yani en azından sorunun neyle bağlantılı olduğunu buradan görebiliyoruz. Şiddet, yani yurttaş şiddet uygulamaktan bütünüyle uzak. Öyle bir gereksinimi de yok, öyle bir zorunluluğu da yok. Sadece despotizme karşı zor uygulayabilir ve o hakkı, yani yurttaşın hakkı o. Çünkü despot haksız durumda orada. Onun dışında yurttaş toplumunda herhangi bir şekilde gücün, zorun ne gereği var, ne yeri var, ne de olanağı var. Zamanımız doldu. Varsa soru bu konuyla ilgili onlara dönebiliriz.